Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bugünkü konumuz İkizler Burcu Annesi. İkizler Burcu Annesi'nin genel özellikleri, anne olduktan sonraki değişiklikleri, çocuklarına karşı davranışları, çevrelerinde ne gibi etki bıraktıkları ile ilgili kısa bir video hazırlayacağım sizlere. Ee, videoma geçmeden önce e, lütfen abone olmayı unutmayın kanalıma ve beğendiğinizi dile getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle ikizler burcunun e, ana özelliklerinden bir tanesi asla yaşlanmazlar. Bu kadınlar yaşlanmaz. Bu kadınlar yaşalırlar. Gerçekten de her geçen gün şarap misali hep güzelleşirler, hep cıvıl cıvıldırlar, hep böyle e, kaynar, işleri kaynar yani. Bu da yüzlerine vurur aslında. Ve gerçekten de güzelliklerini güzellik katarlar. E, kendini geliştirmemek de nedir? Hiç anlamazlar onlar. E, yani kendilerini geliştirmek için varlardır. Hep okusunlar, araştırsınlar, baksınlar, işte modayı takip etsinler. E, değişen ne var? E, yeni yemek çeşitleri farklı şeyler, sunum şekilleri. Yani evlerinde onların bir akşam yemeğine şahit olursunuz. Bir misafir ağırlarlar, fevkalade bir şekilde ağırlarlar. Hep böyle hiç görmediğiniz a bu süpleler yeni mi çıktı? A bu örtüyü de nereden aldın? A bu yemeği nereden öğrendin falan gibi sorularla karşılaşır ikizler anneleri. O yüzden de hep böyle bir koltukları kabarıktır. Çocukları da tabii ki ondan çocukları ve eşleri de her zaman gurur duyarlar bu anlamda. Çocukları da yani keşfeden ve yaratıcı olan çocuklar olmak zorundadır. Yani onları o konuyu öyle güzelleşirler ki, yani doğduklarından itibaren çünkü kendisi öyledir. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi sever, oyunlar oynar, değişik şeyler yapar. Çocukları hep teşvik eder, yeni şeylere teşvik eder, değişik konulara, değişik bakış açılarına teşvik eder. Dolayısıyla onlar da zaten yaratıcı bir kafayla büyüdükleri için gerçek anlamda yaratıcı çocuklardır hani bugün etrafımızda yaratıcılıklarıyla övündüğümüz kişilerin büyük bir ihtimalle anneleri ikizler burcuna mensuptur öyle söyleyebiliriz ama şöyle de söyleyebilirim çocuklar artık böyle tam dikiş tutturmuşken o çoktan çağ atlamıştır yani gerçekten çocuklarına çocuklarının annelerine yetişmek gibi bir çabaları olmamalıdır çünkü her daim her yaşta her zaman mutlaka annelerini soracakları ondan e, alacakları feyizle yola çıkacakları durumlar vardır çocukla e, ikizler e, kadının annesinin çocuklarında e, o yüzden gerçekten hani onlar şöyle bir ee, Aa, biz oluyoruz olduk falan dedikleri noktada annelerinin çağ falan e, görebilirler ee, görebilirsiniz ya da hiç şaşırmayın ee, ikizler anneleri böyledir çünkü çok hareketlidirler yerlerinde duramazlar zaten bu hareketlilik onunla bu özellikleri de kazandırır ger gerçekten ee, Herkes çekinir ama ondan. Görüntüsünden herkes çekinir. Çünkü çok soğuk durur aslında. Ama bir o kadar da sevgi doludur. Ondan dost edindiğiniz zaman, gerçek anlamda dostum dediğiniz zaman sırtınızın yere gelmeyeceğinden de emin olabilirsiniz. Ama o ana kadar, oraya kadar, o raddeye kadar sizi çektirir. Ee, sizi her yönden e, ölçer, biçer, tartar. Tar, ondan sonra aslında karar verir. Dolayısıyla bu o, işlemleri yaparken de biraz soğuk duruşu, biraz böyle bir şeyleri irdeleyişi, biraz sorguluyormuş gibi oluşu vesaire sizi böyle bir e, soğutma derecesine gelebilir. Anne hani soğuk kadın ya falan hiç. E, işte her şey iyi falan güzel de işte şu özelliğini istemiyorum falan dediğiniz durumlar olabilir. Ama ondan sonra gerçek anlamda bir dostluk yakaladığınız takdirde asla ve asla sırtınız yere gelmez. Çocuklarınızın da zaten... Ee, ikizler annesinin özellikle çocuk sahibi olduktan sonra çocuklu kendi gibi çocuklu ailelerle görüşmeye e, çalışır ki çocuklarının aktif hayatlarına bir şeyler katsın diye ama çok seçicidir. O yüzden de e, onu tanıdıkça e, sizin de e, nasıl söyleyeyim iyi bir aileye mensup olduğunuzu, çevrenizde sevildiğinizi. Yani sizin de artılarınız olduğu için seçildiğinizin farkına varacaksınız. Çünkü seçmiştir ikizler sizi. Özellikle seçmiştir. Bakmıştır çocuklarınızın durumuna bakmıştır. Eğitim düzeyinize bakmıştır. Davranışlarınıza, aile yaşantınıza, her şeyinize bakmıştır. Ondan sonra evet tamam bunlar benim evime gidip gelebilirler. Çocuğumla da arkadaş olabilirler. Ne güzel deyip sizi seçmişlerdir. O yüzden hani bu konuda kendinize de pay çıkarabilirsiniz bu durumda duygularını belli etmez ikizler. Sakin ve e, nasıl söyleyeyim bir e, soğukkanlı bir annedir Özellikle bebekleri olduktan sonra böyle şaşırırsınız onlara. Bizler panik yaparız böyle bir şey olduğu zaman işte tükürüğü kaçar boğazına bir şey olur. E, yerden bir şey alır ağzına atar vesaire gibi hemen biz koştururuz o gayet sakin, relax. Böyle bir kendinden emin, sonuncunda e, ne olacağını çok iyi biliyormuş gibi falan tavırları vardır sorduğunuzda bilir misin hani en azından bir ilk yardım dersi aldın mı yok almadım ama hayli deriz pozisyonundadır bu bazen evdeki diğer insanları çileden çıkarır bu sakinliği ama bazen de gerçekten lazımdır çünkü krizi çok iyi yönetir o anlamda evdeki krizi çok iyi yönetir ikizler burcu anneleri yalnız kötü bir huy diyelim kendisi de bunu kabul edecektir uyku söz konusu olduğunda tırnaklarını çıkarır. Aman Allah'ım uykuyu çok sever. Gerçekten çok sever. Çocuklarının da ona bu konuda saygı duymasını çok ister. Özellikle ikizler annesi lohusalık döneminde ya da çocuklarının küçük olduğu dönemlerde gerçekten böyle e, uykusuz gecelerden uyanmış bir anne olarak saçlara diken diken ortalarda dolaşırken görebilirsiniz onları. Çünkü gece uykusunu alamamıştır. Çünkü çocuklar ağlamıştır vesaire. O da uyku düzeni bozulsun hiç istemez. Çocuklarına da daha bebeklikten itibaren bu uyku düzenini çok iyi aşılar, çok iyi yönlendirir. Kendi gibi onlar da mutlaka uyuması gereken saatleri çok iyi bilirler akşam 11 dediğinde onların ışıklarının sönmüş olduğunu görebilirsiniz en geç. çünkü artık herkes uyumuştur. İkizler de uyumuştur. Sabah da birazcık geç kalkmayı sever ikizler anneleri. onun çocuk o aslında e, şanslı bir anne de olabilir sonrasında. Çünkü bu verdiği eğitimler sonucunda çocuklarının e, onun her şeyini gözünden anladıklarını fark eder. Çocuklar gerçekten artık annelerinin gözünden anlar her şeyini. E, o da çocuklarını öyle tanır. E, çocuklar çok şaşırırlar. Yani çocukların daha yolu vardır aslında annelerini tanımak için ama... O çocuklarının daha böyle gak demeden kokunu anlar. O yüzden hep böyle hazır sunar bazı şeyleri önüne çocukların. Onu da bir gün kavrayacağını düşünür. Biraz bu konuda bir sekteye uğrayabilir, bir sarsılabilir. Bazen çocuklar onu bu anlamda kullanabilir. Ama mutlaka ki en sonunda istedikleri istediği kıvama getirir kendi çocuklarını. Çünkü çocuklar artık bu fedakarlıktan kaçamazlar. Bu fedakarlığı görmezden gelemezler. Çünkü onların gözüne gayet iyi sokar bunları. Fark ettirir ikizler anneleri. Çok da iyi yapar. Çünkü evlat artık annesinin bütün fedakarlığını görmek zorundadır. Yani bilmek zorundadır. Annesi onlar için neler yapıyor, ne gibi hazırlıkları var, bilmek zorundadır. İlerleyen zamanlarda da müteşekkir kalırlar. Özellikle kız çocukları anne olduktan sonra. Annelerinin ikizler annelerinin eteklerinin altından çıkmazlar sürekli anne şöyle mi yapayım anne böyle mi yapayım anne sen ne dersin anne sen nasıl görürsün vesaire gibi cümleler kullanırlar ee, bu da aslında annemizi gerçekten çok onura eder mutlu eder. Ama oraya gelene kadar birazcık çocukları tarafından da kullanılabilen bir anne özelliğine sahiptir. Çünkü hep iyi olsunlar diye çaba gösterir. Çocuklar da bunu fark ettikten sonra bir kullanma pozisyonuna geçerler. Yani yanlış anlamayın. Kullanma derken kötü anlamda demiyorum ama madem annemiz yapıyor o her şeyi yapar. Bizim yanımızda annemiz olsun yeter ki bizim sırtımız yere gelmez pozisyonunda olurlar. Bir müddet böyle bir her şeylerin annelerine teslim ederler. Ee, çocukları olunca dedik bütün her şeyi önüne koyar kaldırır öyle yapar böyle yapar ama Bağımsızlıklarını özgürlüklerine de çok düşkündür bütün bunların dışında kendilerine mutlaka bir vakit ayıracak zaman bulurlar. Kendilerini başta da söyleyeyim geliştirmek için zaman ayırırlar. Bir kitap okumak için zaman ayırırlar. Belli bir zamandan sonra işte böyle hep kurslarda ikizler annelerini görebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, yeni hobiler edinmek onlar için kaçınılmaz olacaktır. Aynı şekilde çocuklarını da öyle yetiştirirler. Yani gerçek anlamda ikizler kendi kopyasını yapar öyle söyleyeyim. Gerçekten kendi kopyasını yapar çocuklarına gereken bilgiyi, beceriyi, özgürlüğü her şeyi aşılamış olacaklardır. İlerleyen zamanlarda yine bir aktivistin annesinin Burcu'nun ikizler olduğunu öğrenirseniz hiç şaşırmayın. Çünkü bağımsızlık, özgürlük gerçek anlamda onlar için olmazsa olmazdır. Karakterli insanın duruşudur. İyi insan, karakterli insan, düzgün insan bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün olmalıdır onlar için. Gerçekten de öyle evlatlar yetiştirirler. Ee, hayatlarını gerçekten çocuklarına e, adarlar. Çocukları da bu konuda onu örnek alır. Ama dediğim gibi hani bir çizgileri var yani o çizgileri aştırmazlar. Ne çocuklarını aştırırlar ne başkalarını aştırırlar. Dolayısıyla kendilerinin de kendi özgürlüğünün, kendi güzelliğinin, kendi anneliğinin, kadınlığının da farkında olan bireylerdir. Ve çocuklarının da bu konuda onun örnek almasını gerçekten isterler ve mutlaka bu yönde de çalışmaları vardır. Ve sonunda da ikizler anneleri kazanır. Sevgili ikizler anneleri gerçekten örnek alınacak annelersiniz. Ee, sizleri seviyoruz, arkadaş olarak da seviyoruz. Benim de çok ikizler arkadaşım var gerçekten e, iyi insanlardır, dürüst insanlardır. Seviyorum kendilerini. Umarım e, sizler de dinlerken e, bu video hoşunuza gitmiştir. Çocuklarınızla da dinletin bence e, onlar da bana hak vereceklerdir efendim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.